Belki oraya kadar gidiyorsun, hani yakın bir yerden kaldırıp mı yapıyorsun? Çünkü İHA dediğimiz... İHA'lar 1000 kilometre gidebiliyor. Hayır, yani girdikten sonra tespit edilememesi vesaire filan, belki hani o açıdan araç söylüyorum. Biliyor şu anda zaten, Kremlin'den evet. Yapılan yani nereden açıklama. Nereden kalkmış, nasıl gitmiş? Yani büyük ihtimalle sınırdan bir yerden, yani atıyorum Odessa'dan atıyorum yani. Olabilir yani, İHA 1000 kilometre gidiyor. Yani bir kere herkesin Ukrayna'da işte bir taarruzdu beklediği, Ukrayna'dan ya da Rusya'dan beklediği bir dönem. Amerika'nın yeni silah yardımlarını açıkladığı bir dönem. Dün de 300 milyon dolarlık silah yardımı açıkladılar. Putin'e bir suikast girişimi ve Medvedev'in açıklaması var. Artık Zelenski hedeftir diyor. Yani Zelenski'nin hedef olup olmaması çok önemli değil. Ben Rus tarafının buna tepki olarak, yani Kremlin biliyorsun imparatorluktan bu yana, yani 1500'lü yıllardan bu yana hiçbir şekilde hiçbir saldırıya, Hitler zamanında, Napolyon zamanında 30 milyon insanın Rusya'da öldü, Sovyetler'de öldü zamanlarda bile hedef olamamıştır. Olamamıştır yani. Dolayısıyla Rus milliyetçi egoları buna asla hazmetmez. Asla. Yani bedeli var ya, gerekirse nükleer bomba atar, abartıyorum. Bunun mutlak intikamını alacaklar. Yani atıyorum Kiev'i yerle bir ederler. Bugün yarın çok büyük bir karşı saldırı yaparlar. Yani atıyorum günde 500 tane füze fırlatırlar her tarafa. Yapacaklar bu, yani bugün, yarın, öbürsü gün. Zaten söylediler. Detay vermediler ama bunu kabullenemez. Yani Rus şeyi, kültürü ve Rus siyasal şeyi, kafası böyle bir şeyi kabullenmez. Asla kabullenmez, eğer ben biraz tanıyorsam onları. Çok ciddi. Bunun iki şeyi vardır. Bu tabii Zelenski ve ekibi sıkıştı. Rezil durumda. Yenilgi. Günde 500 asker kaybediyor ya. 250 bin asker kaybetti şimdiye kadar. Düşünsene. Burada 200... şey var. Şimdi tabii o, gördüm onu. Tabii. 250 bin asker kaybetti şimdiye kadar. Yani o kaçıyor herkes yani. Şimdi dolayısıyla Bahmut'ta en son işte şehir, en önemli stratejik şehir Bahmut'u bugün yarın alıyorlar. O iş bitiyor zaten. Dolayısıyla iki ihtimal var. Dediğim gibi ya Zelenski ve ekibi Batı'yı toptan, nasıl biz yenildik, rezil olduk artık falan diye kamuoyunun tepkisini hafifletmek için olayı daha da büyütmek. Daha da büyütmek. Yani direkt Amerika'yla, NATO'yla Rusya arasında çok daha büyük bir savaşa, yani nükleer savaşa kadar götürebilecek bir, bunların arkasında İngilizler de olabilir. Onlar kalleş çünkü, her zaman bu tür pisliklerin arkasında varlar onlar. Ya da Amerikalılar, direkt Amerikalılar bunu direkt yapıyorlar, Zelenski'ye rağmen yaptırıyorlar. Üçüncü olasılıkta böyle çok tehlikeli bir aşamaya getirip Çin'in arabuluculuğuyla tamam lan yeter, bak savaş oluyor, nükleer savaş geliyor, kimse buna tahammül edemez falan diye Zelenski'yi zorla masaya oturtmaya yönelik bir provokasyon da olabilir diye düşündüm dün. Anladım. Açıkçası ilk geldiğinde bu görüntüler. İhtimaller peşi sıra. Peki reisi İran Cumhurbaşkanı Esad'la Suriye'de görüştü. 13 yıl aradan sonra. Evet. Yani savaş başladığı günden bu yana. En başından beri tabii destek veriyor. Sonuçta açık bir destek var. Ya zaten var. İran olmasaydı, yani Rusya havadan var. Yani, karada İran var. Evet, Hizbullah'la birlikte. Bu ne anlama geliyor? Yani Esad'la buluşmak, karada buluşmak, Suriye'de buluşmanın anlamı şu. Anlamı şu. Zamanlaması önemli. Önce onu söyleyeyim. Zamanlamanın iki önemi var. Birincisi İran-Suudi Arabistan barışı var biliyorsun. Çin'in arabuluculuğuyla. Onun bir sonucu olarak bu gelmiş olabilir. Çünkü İran-Suudi Arabistan barışması bölgede bütün sorunların çözülmesi demektir. Bütün, dikkat et, bütün sorunların. Yani Suriye sorunu, Yemen sorunu, işte Lübnan sorunu, Irak sorunu. Bunlar hepsi beraber bir paket, paket yani bunlar. Buna yönelik olabilir birincisi bu. Yani reisinin Şam'a gitmesi ve Esad'la uzun uzun görüş. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'yi ilgilendiren bir hikaye. Biz biliyoruz ki Rusya ile İran, önce Rusya'ydı sonra İran da katıldı buna. Esad'la Erdoğan'ı buluşturmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın bunun seçimden önce olması için yoğun çaba harcıyor. Putin nezdinde ve reisi nezdinde. Abi ne olursunuz seçimden önce beni Esad'la bir buluşturun, böyle bir Antep'te bir kebap, baklava falan yiyelim de biraz işte bir foto verelim de işte vatandaş da desin aferin lan, bak işte mülteciler sorunu da çözüyor, al sana %2 puan daha falan derdi o. İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun var biliyorsun dün evvelsi gün bir açıklaması. Açıkladı. 10 Eylül'de. Önümüzdeki hafta
buluşacağız. O kesin değil. Yani Arap medyasında öyle bir şey yok. Her şeyde olduğu gibi bunu da böyle idare edelim diyelim hadi böyle. Ama tabii orada şey diyor yani Çavuşoğlu, tamam da yani buluşacağız da Esad'ın söylediği hiçbir şey de kabul etmiyoruz. Esad da diyor ki o yürü lan o zaman. Yok hele kimse kabul etmezsen ben de yokum diyor. Yani Esad'ın direkt demeci bu, direkt yorum falan değil yani. Sanıyorum bu saatten sonra Erdoğan ve AKP iktidarı için ancak seçimleri kazanarak yeniden işte biz burada gitmiyoruz dolayısıyla masada hani yeniden güçlü oturabilmesinin tek yolu bu. Kendini bir ispatlaması ya, gerekiyor. Aynen. Yani Suriye konusunda eğer Suriye ve bölge. Sırf tabii, Suriye değil. Tabii. Nitekim de daha önce de ben bunu söyledim bu programda. Araplar normalde, Arap liderler daha doğrusu her yılın Mart sonunda buluşurlar. Bu Türkiye'deki seçimden dolayı ilk defa seçim sonrasına bıraktılar. 19 Mayıs'ta buluşuyorlar. Yani çünkü 14 Mayıs'ta burada şey olacak. Seçim. 15 Mayıs, 16'da seçimler kesinleşir. Onlar da hafta sonuna geliyor çünkü. 3 gün sonra buluşacaklar, 19 Mayıs'ta bakacaklar. Çünkü gündemin en yoğun maddeleri Türkiye ile ilgili. Yani Arap liderler buluşacaklar. Yani Türkiye'nin ne yapacağı önemli. Bütün tabii, o konularda Türkiye'nin tabii çünkü diyecek ki Türkiye, tavrı ne olacak? Diyelim ki. Başta hani konu, ana konu. Suriye'den çekilecek mi, çekilmeyecek mi? İster şey kalsın, Erdoğan kalsın, ister Kemal Bey gelsin. Abi Suriye'den çekileceksin. Libya'dan çekileceksin. Irak'tan çekileceksin. İşte şunu yapacaksın. Ona göre Somali'den çekileceksin. İşte sınırı açacaksın. Terör gruplarına yani Nusra, IŞİD o bölgelerde onların kontrolüne izin vermeyeceksin. İşte Suriye Milli Ordusu dediğimiz Ankara'da kurulan Suriye Milli Ordusu'na verdiği desteği demin anlattık. 50 bin, 40 bin maaşlarını bile keseceksin. Böyle şartlar var. Ha sonra oturacaksın Esad'la PYD-YPG meselesini çözeceksin falan neyse. Bunlar olacak yani Arap liderler bunu söyleyecek. IŞİD liderinin öldürülmesi ne anlama geliyor? Hiçbir yerde haber yok. Ben onu anlamadım. Yani hiç kimse ciddiye almadı bu haberi. Yani yine bir Kureyşi diye yani evet, evet, adı, yani artık isimlerini karıştırıyoruz ama. Abi Cumhurbaşkanı daha açıkladı. Tamam da bilemem şimdi ben Cumhurbaşkanı açıkladı diye. Ben sana diyorum ki Arap medyasında, Batı medyasında bu haber hiçbir şekilde ciddiye alınmadı. O kadar diyeyim. Fazla ileri gidemem. Amerika yapsaydı alınırdı ama. Zaten Trump şeyi öldürdüğünde bilsene, Esad Bağdadi öldürüldüğünde kıyamet koptu biliyorsun. O da nerede öldürüldü? Türkiye'si. Teyit mi edemiyorlar? Ha? Bilgiyi teyit mi edemiyorlar? Ya da ciddiye almıyorlar bilmiyorum yani teyit mi değil mi? Onu teyit edecek olan Türkiye yani. Çıkar fotoğrafını gösterir öldürüldüğü yerde. Yani operasyonla ilgili video yayınlar. Öyledir yani. Şey yayınladı, Trump öldürdüğünde şeyi. Amerika yayınladı. Bağdadi'yi. Daha sonraki lideri de Amerikalılar öldürdü PYD'nin aracılığıyla. Yine İdlib'de Türkiye sınırına 5 kilometre nasıl oluyorsa MİT nerede orada, polis nerede, Türk güvenlik güçleri nerede niye bilmiyor. Hep o tartışılıyor çünkü yani dışarıda. Peki bu açıklamayı nasıl yorumlamak lazım? Amerika'ya bir mesaj mı bu? Yok. Yani biz çalışıyoruz işte bak yani Esad'a mesaj. Yani bak orada işte abi işte bak işte IŞİD var işte falan işte orada bir şeyler yapıyoruz yani ya, o kadar da filan gibi bile şey değildir bence. Anladım. Şimdi bu haftanın... Sen de zor sorular soruyorsun ya kardeşim ya. Bu haftanın dikkat çeken bölgeleri mi diyelim hani bu artık üst üste mitingler yapılıyor. CHP liderinin Van ve Ağrı ziyaretleriydi. Ya bu propaganda işine geldik ya şimdi.